Utran. Kapıyı çal demek, kapıya tık tık vurmak demek. Gir demek, içeri gel demek. Kapıyı çal, içeri gel. Kapıyı çal ve içeri gel. Kapıyı çal ve içeri gel. İça, ne yapıyorsun? Gel buraya. Ne okuyorsun bakayım? İngilizce öğreniyorum. Bilmiyorum ya. O yüzden de öğreniyorum. Kelime ezberlemeye çalışıyorum. Öyle mi? Annem diyor ki ancak güzelce çalışırsam İngilizceyi öğrenip akıcı konuşurmuşum. Annem diyor ki... Hani diyordu annem? Azimle sebat... Azimle çalışıp sebat edersen mutlaka başarırsın İça. Sen yeter ki... Ümitsizliğe düşme. Gör bak, çabucak öğreneceksin. Biliyorum efendim. Hmm. Baba, ne demek istedin? Azimle sebatın anlamı şudur kızım bak. Her gün çok çalışarak hiç bilmediğimiz bir konuyu öğrenebiliriz. Bizim İça da çok akıllı zaten. İngilizceyi kolayca öğrenecek, öyle değil mi? Bak şimdi. Hintçe'de kaç harf var? 52. Hmm. İngilizce'de sadece 26 harf var. Yarısı kadar yani, anladın mı? Gördün mü? İşte bu kadar basit. Anladın mı? Gel sana öğreteyim. Otur bakalım. Ne yazıyor? That is little girl. Evet, tekrar et. That is little girl. Hmm. Baba, matematikte şu toplama işlemini yapamadım. Bana yardım etsene. Tamam canım, şimdi bunu yapayım sonra. Hı? Hadi, oku bakayım. Burada ne yazıyor? Evet, benim okulum. Benim okulum. Baba, bana öğretir misin? Sonra da İtçay'la oynamak istiyorum. Yavrum. İça şimdi oynayamaz. Ders çalışıyor, görüyorsun. Hı? Beni de ders çalıştır. Kızım, önce İça'nın dersini bitireyim, sonra da gelip seni çalıştırayım, olur mu? Sen bir bak bakalım, çözmeye çalış. Ben gelirim. Ver Tapasya. Merak etme, ben bakarım dersine. Hayır, babam ödevimi kontrol edecek. Kızım. Tapasya, lütfen böyle davranma. İki dakikalığına Tapasya'nın dersine baksan olmaz mı? Sonuçta İtça iki dakika içinde İngilizce öğrenemez. Önce ona bir bak. Tapasya bir öğrensin. Tapasya, sana annen göstersin, tamam mı? Çünkü ben İtça'nın dersine bakıyorum. Ben ona yardımcı olmazsam okulda kendini geliştiremez. Sen nasıl olsa zekisin değil mi? Öyle değil mi? Hadi. Annene git kızım. Hadi. Evet, başlayalım. Hı. Ver bakalım. Bu ne? Gökkuşağı. Söyle. Gökkuşağı. Bak İtça, burası resim sınıfımız. Hoş geldiniz çocuklar. Gelin. Kağıt alın bakalım hadi.
Evet sevgili çocuklar, bugün yeni bir şey deniyoruz. Çalıştığımız her derste ayrı ayrı oturuyoruz. Ama resim dersimizde hep birlikte olacağız. Bu matematik dersi değil ve dördüncü sınıf öğrencileri de... Evet efendim. Üçüncü sınıflarla olamaz diye bir şey yok, öyle değil mi? Evet. Bugün görsel sanatların ilk dersi. İstediğiniz resmi çizin, anlaşıldı mı? Hiç sorun değil. Mesela anneniz ve babanızla birlikte bir ev, okul servisi, ağaçlar, her ne olursa ne isterseniz çizebilirsiniz. Ama şunu aklınızdan çıkarmayın. Bu çizimlerde ben size yardım etmeyeceğim, anlaşıldı mı? Evet efendim. İtça, ne çizeceksin? Ben mi? Annemle bana bir ev yapacağım. Bunu çizeceğim. Kardeşin çok güzel resim çiziyor. O benim kardeşim değil. Ama öyle demiştin ya. İtça benim kardeşim demişti. Kardeşim gibi. Ha, tamam. Nasıl resmim? Güzel değil mi? Güzel, güzel. Devam et. İtça hiç dönüp de öğretmene bakmıyor. Umarım öğretmen kızmaz. Senin adın ne? Adını söyler misin? İnanılmaz bir şey. Harikulade. İtça, öyle değil mi kızım ha? Bir çocuğun çizimi bir yerden kopya çekerek olmamalı. Ve kalpten gelmelidir. Bakın, kalpten çizilen bir resim. Bu kız ailesini çizmiş ve ben yanına geldiğim zaman hiç durmadı. Ve işte bu konsantrasyon ve özveri demektir çocuklar. Özveriyle yapılan her iş oldukça güzel olur. La 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 la. Efendim? Çay.
Başka bir ihtiyacınız? Damini. Çok az vaktimiz kaldı ama... İtça İngilizceyi öğrenecek. Biliyorum Damini. Ama bilmeden yaptıklarımı telafi edeceğim. Tanrı en iyisini bilir. Ne oldu teyze? Neden bu kadar üzgünsün? Bugünlerde artık herkes gözleri kapalı yaşamaya başlamış. Gözleri kapalı yaşamak da ne? Söylesene, anlayamadım seni. Sen ve Jogi. Nasıl yani? Divya, sen de her şeyi biliyorsun ama bilmezlikten geliyorsun. Ben artık çok şaşırıyorum yavrum. Söylemek istediğini açıkça söylesene teyze. Damini ile ilgili bir şey mi söylemek istiyorsun? Evet. Ya kiminle ilgili bir şey söyleyecektim? Bu aralar evde konuştuklarımız, olanlar hepsi Damini ve onun kızıyla alakalı. Hadi ama teyze, ne oluyor ki? Ne yaptıysak uzun uzun düşünerek yaptık. Ne düşündünüz bakayım siz? Düne kadar o bizim hizmetçimizdi. Bir de şu haline bak, onun kızını tapuyla kıyaslıyorsunuz. Düne kadar her şey Tapasya'nın hakkıydı. Ama bugün her şey İtça'nın da hakkı oluyor. Her şey tapu ve İtça arasında ikiye bölünüyor. Ama teyze, Tapasya'mız herhangi bir şeyden eksik kalmıyor ki. Bugüne kadar Damini'nin ne kadar çok acı çektiğini düşündük ve ona yardım etmeliyiz dedik. Ne acı çekmiş o? O bir hizmetçi ve bu onun kaderi. Kaderle oyun oynamaya kalkma sakın. Teyzeciğim, Tapasya'nın babası insani görevini yerine getirip yardım ediyor. Tanrı en iyisini bilir. Damini herkesin gözünün önünde bir rezillik çıkaracak. Ama o gün geldiğinde her şey için çok geç olacak. Ben biliyorum ve sadece seni uyarmaya çalışıyorum. Teyze, o yönden bakarsan ben de öyle görüyorum. Ama Damini'nin davranışları oldukça değişti. Onun da Tapasya'nın üzerinde kesinlikle hakkı var. Bizim neyimiz varsa Damini'nin de onda hakkı var. Tamam peki. Tanrı en iyisini bilir. Hadi ama teyze, teyze! Yedili çarpım tablosunu unutmuşum. Bana kim öğretir? Sizden biri öğretebilir mi? Gel bakalım. Şimdi size İtça yedili çarpım tablosunu gösterecek. Hadi İtça. 7 çarpı 1 7, 7 çarpı 2 14, 7 çarpı 3 20. Şuna bak. Sen ayağa kalk. 7 çarpı 8 kaç eder? 72. Hayır, 78. Başkalarına gülmek çok kolaydır çocuklar. Şimdi söyle bakalım bu kıza neden gülüyorsun ha? Çünkü o Hintçe konuşuyor değil mi? Otur! Sevgili çocuklar, siz Hintçe anlar mısınız? Aranızda İngilizce bilmeyen vardır ama Hintçe bilmeyen sanırım yoktur. Yeğen bilgi demektir. Ve bilginin dili olmaz çocuklar. Hintçe konuşan küçüktür. İngilizce konuşan büyüktür. Asla böyle bir şey yoktur. İngilizce öğrenmelisiniz. Ama esas olan bilgiye ne kadar değer verdiğinizdir.
Aferin canım. Kendine olan güvenin sarsılmasın. Sen de diğerleri gibi İngilizce konuşabileceksin. Tamam canım, oturabilirsin. Baba! Tapasya, canım gel gel bakalım, gel buraya. Evet, nasılmış benim kızım? Bugün okulda ne yaptınız anlat bakalım. Çok iyiyim. Öyle mi? Bugün bir masa tasarladık. Bir de resim dersinde resim yaptık. Benim güzel kızım. Aferin sana. İtça, gel buraya. İtça, buraya gel. Babamın dizi çok güzeldir. Hadi gel. Hadi. Gel, 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 gel. Ha? Oh, evet. Çocuklar bu kadar yeter. İn bakalım. Ah, babanın nefesi kesildi. Ne kadar da büyümüşsün sen böyle. Güçlü baban yoruldu. Artık seni taşıyamaz oldum Tapasya. Bir daha baba. Söyledim ya kızım, çok yoruldum. Ha? Evet. Baba. Yorulduysan neden iç çayı da aldın? İç çayı mı? Ama o çok küçük. Öyle değil mi? Ha? Hadi. Hadi. Evet. Hadi. Hadi bakalım. Hadi iç çayı. Hadi. Evet iç çayı. Evet. Hop. Gelin bakalım. Bugün okulda ne yaptınız söyleyin. Hadi anlat bana İtça, dinliyorum. Söyle. Seni dinliyorum, evet. Bugün mü resim dersi vardı? Resim dersi. Evet evet. Resim dersinde hocamız şeyin üzerine istediğiniz resmi yapabilirsiniz dedi. Şeyin neydi o? Bilirsiniz. Onun adı neydi? Dilimin ucunda. Beyaz kağıt. Resim defteri. Evet. Evet ondan. Üçgen. Öyle mi? Ayaklar da duruyor. İtça, sen de hiçbir şey bilmiyorsun. O şövalye. Şövalye. İtça. Git de üstünü değiştir. Öyle otur. Kızım, sen de üstünü değiştir. Hadi. Ben değiştirmeyeceğim. Okul formamla oturacağım. Tapasya. Kızım. Ne oldu buna? Ne diyordun sen? Şey. Resmimi çok beğendi. Ve herkes beni alkışladı. Aferin kızım, aferin. Harika. Thank you.
kalmak istemiyorum. Ben biliyorum canım. Üzüntünün sebebini biliyorum. Kızım, ben sana söylemiştim. İtça senden her şeyini alacak. Yarını bile beklemedi, öyle değil mi? Eskiden sen ona hangi oyuncağını versen onunla oynardı. Bazen senin elbiselerinle ayakkabılarını giyerdi. Ama bugün her şeyi var. Çünkü bu evde yaşıyor. Ve senin gittiğin okula gidiyor. Yavaş yavaş senin elindeki her şeyi alacak. Ve sonra annen de baban da onun olacak. Hayır, babamla annem sadece benim. Sadece benim ve başka birinin olamaz. Yalan söylüyorsun sen. Eğer yalan söylüyorsam... Peki, sen de biliyorsun. Babanı bugün senden alan kim? Sen burada tek başına oturuyorsun. Ama İtça içeride baban ve... annenden çok güzel sözler duyuyor. Seninle hiçbir zaman ilgilenmiyorlar. Artık hep onunla ilgileniyorlar. Öyle değil mi? Ha? Anne. Hı? Ben resim dersinden bahsederken Tapu neden bana bağırdı? İtçacığım. Hayır, hanım kızımın sana bağırmak istemedi kızım. Sana öyle söyledi çünkü... Çünkü sen İngilizce bilmiyorsun. Öyle değil mi? Anne, Tapu bana okulda da bağırdı. Sence Tapu beni artık sevmiyor mu? Tabii ki hayır. Neden seni sevmesin ki kızım? Ha? O zaman neden böyle bağırıyor? Resim dersinden sonra da benimle konuşmadı. Eve geldik, şimdi de benimle oyun oynamıyor. İtça, böyle düşünme kızım. Kızımız seni çok seviyor. Öyle değil mi? Seninle aynı okula gittiği için o da kesinlikle çok mutlu. Öyle değil mi? Kızım, ben rahatsızlandığım zaman çok hırçın oluyorum. Muhtemelen ona da aynısı oldu. Hı? Gel. Gel dua edelim. Çocuklar, kahvaltınız bitti. Hadi gidelim. Hazırlanın. Hadi. Baba, bugün de bizi bırakmaya gelecek misin? Hı hı. Baba, projeni bitirdin mi sen? Proje mi? Ne projesi? Baba, unuttun mu? Baba kız projesi. Of, of, unutmuşum. Ne yapacaktık biz? Kızım, babasına ne ceza verecek bakalım. Onu daha düşünmedim. Hmm. Sen düşünene kadar... Şuna bir bak bakalım. Baba, sen yok musun? Bazen çocuk gibi davranıyorsun. Hmm, çocuk gibi mi? Ama çok eğlenceli ha? Tapu, bu ne? Öğretmen bize baba kız ilişkisi üzerine bir proje hazırlamamızı söyledi. O yüzden babamın yardımını alıyorum. Sana göstereyim. Hı-hı. O kim? Bu Pandit Jawaharlal Nehru. Ve bu da kızı Indira. Indira? Gandhi. Hı-hı.
fotoğrafım. Senin fotoğrafın. Artık burada iki kız var. Biri Tapasya, biri de İtça. Teşekkür ederim baba. Kızım, işte soluğu. Hadi. Hadi, 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 hadi. Bugün üçüncü ve dördüncü ders öğrenciler arası koşu yarışması var. İlk üçe giren çocuklar ayrıca okulun öğrenciler arası yüzme yarışmasına da katılabilecek. Çok güzel efendim, çok güzel efendim. Evet, hadi. İsimlerini söylediklerim öne çıksınlar, tamam mı? Pigal, Sona, Simren, Simrit'i, Bindi. Hadi çocuklar. İkinci gruptan adını sayacaklarım öne çıksın. Hadi. Puja, Pinky, Şuşma, Komal, Sihristi. Üçüncü gruptan isimlerini okuyacaklarım öne çıksın, tamam mı? Sinan Al, Puça, İça, Tapasya, Ancum, Mansika.
Hadi sen git, ben geliyorum. Çocuklar, şimdi size öğrenciler arası koşu yarışını kazananları açıklayacağım. Ve şimdi birinci turun galibiyle başlıyoruz. Evet, birinci turun galibi Sonam Balata. İkinci turun galibi Puça Nerha. Ve üçüncü de İçya Barti. Kardeşim değil. Sadece kardeşim gibi. O hizmetçinin kızı. O hizmetçinin kızı. O hizmetçinin... Hizmetçinin kızı mı? Sen ne diyorsun? Peki bizim okula nasıl kaydoldu? Buranın ücretleri gerçekten çok fazladır. Bu mümkün değil. Bir hizmetçi bu parayı nasıl öder? Yalan söylüyorsun. Hayır, yalan söylemiyorum. Bizim okula onu babam kaydettirdi. İtcan'ın ücretlerini babam ödeyecek. Anladın mı? Ama neden? Ben İtcan'ın benimle aynı okulda okumasını istiyorum. Birlikte okuyacağız. İtcan benim en iyi arkadaşım. O yüzden. Tapu, sen çok şanslısın. Biliyorsun değil mi? Çok çok iyi bir baban var. O harika biri. Babam harikadır. Benim için her şeyi yapar. İtcan senin en yakın arkadaşın değil mi? Yani ben ve Anita gibi siz de kardeş gibisiniz. Anita ödül kazansa ben çok sevinirdim. Ama sen üzgünsün. O senin en iyi arkadaşın değil mi? Senin de mutlu olman gerekiyor. Ama sen hiç öyle davranmıyorsun. Neden sevilmedin anlamadım. Kazanması seni mutlu etmedi mi? Bana ne oldu böyle? Neden İtcha hakkında böyle düşünüyorum? Nayna doğru söylüyor. İtcha'nın da mutlu olmaya hakkı var. Ama ben neden böyle düşünüyorum? Neden korkuyorum İtcha'dan? İtcha beni yenmeye çalışıyor sanıyorum. Hayır. Babamın söyledikleri doğru değil. Hem babamın İtcha'yla bu kadar ilgilenmesini anlayamıyorum. Anlayamıyorum. Tapasya kızım, ne zaman geldin hiç farkına varmadım. Neden bu kadar üzgünsün? Ha? Gel üstünü değiştir kızım, hadi çabuk ol. Hadi kızım. Onun üstünde leke var kızım, olmaz. Hayır anne, ben bunu seviyorum. Ama kızım, kim lekeli kıyafetler giymek ister ben ki? Bunu seviyorum anne. Bırak şunu, daha bir sürü tişörtün var senin. Anne. Canım. Tapu, ben. İtcha, sen söyle, Tapasya bu lekeli kıyafetleri mi giysin? Nedir? Bunun üstüne bir resim çizersek o zaman leke görünmez ve Tapu bunu giyebilir. Hadi Tapu, birlikte boya getirelim.
nasıl görünüyor? Çok güzel oldu. İça, yeni gibi görünüyor. Kimse üzerinde leke olduğunu anlamayacak. Anne, senin elinden yemek yiyince çok lezzetli oluyor. Çünkü benim annemin elleri sihirlidir. Değil mi anne? Dur Damini. Cioti! Cioti! Çabuk iç çaya su getir. Duymuyor musun? Git ve ona sıcak su getir. Hadi ne duruyorsun? Duymuyor musun? Şuna bak. Artık Damini'nin işini de yapmam gerekiyor. O hizmetçinin kızına sıcak su getirecekmişim. Ne diyorsun sen Cioti? Damini sana sıcak su getirmeni mi söyledi? O söylemedi. Hanımefendi söyledi. Baksana, bu nasıl bir kader böyle? Hanımefendiye yardım etti diye onunla birlikte yemek yiyor. Tanrı da herkes de benim kazandıklarımı biliyor. Ama kaybettiklerimi ne sen biliyorsun ne de başka biri. Ben bu insanlardan ne mal ne mülk hiçbir şey istemiyorum Cioti. Kızım ve ben nerede yaşarsak yaşayalım yerimizi biliriz, merak etme. Ver. Ben götürürüm. Hanımım, size bir şey söyleyeceğim. Hanımefendinin başına gelen kazadan beri konağın bütün ışıltısı gitti. Siz de sessiz kalıyorsunuz. Buna ben de şahit oldum. Artık hiçbir şeyi saklamak istemiyorum. Ne? Şimdiye dek Tapasya tek kızdı. Ama şimdi İça ve Damini Baytakur ve hanımefendiye ne büyüğü yaptı bilmiyorum. İkisini de peşinden sürüklüyor. Sen işine bak, düzgün düzgün ov bakayım. Tabii hanımefendi. Ben de hizmetçiyim. Ben hanımımla kendimi yarıştırmıyorum. Ama Damini var ya, Damini ve kızı bunu yapıyor. Sen işine odaklan. Her seferinde saçma sapan konuşuyorsun. Hadi git işine bak. Hadi yürü git. Peki. En iyisini bilir. Bu ne Tapasya? Burada bir sürü hata var. Üçüncü sınıf matematiğini unuttun mu yoksa? Ha? Yüzdelik hesabı yapmayı bilmiyor musun? Gel. Yanıma otur ve şu problemleri çöz. Hadi. İça. Sen de İngilizce kitabını ver. Bunda da bir sürü hata var. Hemen hatalarımı düzelteceğim, merak etmeyin. Bunda hiç hata yok. Hepsi doğru. Çok iyi. Hiç hata yok.
birlikte okuyayım mı? Hayır canım. Önce şu problemleri çöz, sonra şiirini okursun. İki satır sadece. Hayır kızım. İççanın ödevine bakıyorum. Şiirini dinlerim ama sonra. Hı? Hayır baba, şimdi. Şimdi olmaz. Tapasya! Yeter artık. Her seferinde böyle yapıyoruz. İççan'ın kitabını yırttın. Özür dile ondan. İççan'dan özür dile dedim sana Tapasya. Tapasya, baban haklı. İççan'dan özür dilerim. Çok iyi, boş ver, o daha bir çocuk. Bugün kimse Tapasya'yı savunmayacak. İççan'dan özür dile dedim. Özür dilerim. Hanımefendi, ayak sinirlerinizde canlanma var. Sanırım birkaç güne iyileşirler. Bilemiyorum Damini. Sen burada her şeyi iyi idare ediyorsun ama ben kızım için hiçbir şey yapamıyorum maalesef. Sabah akşam gülümseyip mutlu görünüyorum kimse öğrenmesin diye. Ama yalnız kaldığımda... Ama artık yalnız değilsiniz. Saçınızı tarayayım mı? Çok güzel yaparım. Çok beğeneceksiniz, merak etmeyin. Ellerin tam bir annenin elleri gibi sihirli Damini. Divya bana saçını taramamı söylemiştin. Ben yapacaktım. Hayır. Artık yeter. Sen git mutfakla ilgilen. Sürekli bu odadasın. Ne işin var burada? Teyzeciğim, o içinden geldiği için yapıyor. Neden bağırıyorsun? Git hadi. Bana tuzsuz bir ayran getir. Çabuk hadi. Tabii. Tanrı en iyisini bilir. Bu hizmetçi de yetti artık. Teyze, dikkat etsene. Ben biliyorum. Bu olan bitenin hiçbiri hoşuma gitmiyor benim. Hayır, durum sandığın gibi değil. Ben Puşkar'la gidebilirdim ama... senin için burada kaldım. Teyzeciğim, burası senin evin. Sen hep bizimle yaşayacaksın. Bak Divya, annenin gittiği zamanı... hatırlıyorsun değil mi kızım? Her zaman sana kendi kızım gibi baktım. Bu yüzden ikinize de yaptığınızın yanlış olduğunu söylemek zorundayım. Şu hizmetçi meselesi, merhametinde bir sınırı vardır. İkisini de bu eve aldınız. Bak Divya, bugüne kadar ne varsa her şey Tapasya'ya aitti. Oyuncaklar, her şey. Ama
Ama siz ona vereceğiniz anne baba sevgisini paylaştırıyorsunuz. Sevginizin yarısı Tapu'ya, yarısı da o hizmetçi kızına. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise koi roothi nani nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani.